Semih ilk defa güzel bir şey söyledi. Yani zaten ama içmişler. Siz fark edemediniz. Dedi ki ben deneme tahtası mıyım dedi Nur'a. Buradan Semih'i tebrik ediyorum. Şu anda mı dedin? Nasıl yani? Deneme duydun tahtası bunu derken. O ne demek? Bayağı denemek istedim dedin denemek ya. Denemek istedim dedin ya beni. Ben deneme hayır, tahtası. Hayır, benim söylediğim şeyin değeri var mı sende? Yes. Denemek istediğim oydu canım. Ama söylenen şeylerin yani bir mantığı olması gerekmiyor mu? Sebepsiz ya bazen mantıksız şeylerin de benim için değeri olabiliyor. Sen bana oturma desen ben oturmayayım o zaman. Var mı öyle bir şey? Ne alakası var? Ben öyle bir şey değilim, söylemek istemiyorum. Böyle yapamam yanlış yani algılama bence. Bence bu aynen öyle gözüküyor. Yani aynen öyle gözüküyor. Bence de aynen sebepsiz öyle gözüküyor. Yani şimdi bak Emre'nin bir ilişkisi olur. Ben bunu şu durumda kabul ederim. Emre'nin bu evde bir ilişkisi olur. X bir şahısın Emre'de gözü olur. İlişkisi varken gözü olur. Emre'ye özel bir jest yapmaya, bir kadınlık yapmaya çalışır. O kadın kızar. Ya ben dururken sana ne oluyor kardeşim? Emre sen de niye bu jesti kabul ediyorsun? Tamam, anlarım. Başka bir adaya gelmiş yeni gelin adayı. Bütün eve çorba götürecek tabii. Bir kişiye bir tas götürmek ayıptır zaten. Bizim kültürümüzde yoktur. Nasıl olur da diğerlerini men edersiniz? Ben inanın anlamıyorum. Siz içmeyenleri de... Nacizane ayıplıyorum kendi durumuma göre ki ben hani kadın erkek eşitliği diyorum, kadın evini koruyorum. Buna rağmen sorgusuz sualsiz o çorba içilmediyse enteresan. Semih de bana Kırmızı Oda'da hatırlarsan Erdem Kırmızı Oda'ya çağırırsa buradan kalkıp gideceksin demiştin. Hatırlıyor musun? Bambaşka bir şey ama. Ama yani ben de o Kırmızı Oda'yı terk etmek durumunda kalacaktım. O da saygısızca bir şey. Yani niye terk edeyim ki Erdem'le? Birini bir erkek, seni beğenen bir erkeği seni romantik odaya çağırmasıyla. Ama şimdi benim Erdem'le bir gelin adayını yaptığı çorbaya bağdaştırdın ya. Hayır ama benim bravo kişisel bir problemim yok ki Erdem'le. Ben niye odayı terk edeyim? Hazal'la kişisel bir problemin var mı? Hayır, ben Hazal'la kişisel bir problemim var. Ona niye çorbasını döküyorsun? Konular ayrı ama aynı mantıksız yere geliyor benim için. Hiç öyle gelmiyor bak. Hanım siz haklısınız. Aslında şimdiye kadar herkes haklı. Ama bu gelin adayı yeni girdi içeri, sonra işte erkekler evine gitti, burada yapamadığı çorbayı orada yaptı ya. Evet. Nasıl yapar? Kıskandım ben. Neyse ben sana bir şey söyleyeyim mi? Diyor, kıskandım diyor, tamam. Ayça nefret ettiği için tamam. Sen? Sen de dedi ki bana ben nefret ettim, kıskandım de. Hayır, o yüzden ben öyle şey yaptım de. Alakası yok. Benim ama biz arkadaşlar Ceyda şey ve ben miyim kararlaştırdık. Bizimkiler içmesin dedik. Öyle kararlaştırdık. Aynen, aramızda öyle konuştuk. Bizimkiler içmesin dedik. İçemezler dedik aramızda. O kadın dayanışması yaptık. Ama onlar anlamıyor. Yani bizim dayanışması. Herkes haklı. Ama yeni gelinler oraya gidip çorba yaptı diye. Böyle bir kıskançlık yaptım ben. Nasıl bir saçmalıktır böyle bir şey yaptım. Kabul ediyor musun şu an saçmalık olduğunu? Bu kadar basit. Allah razı olsun aşkım, içmiyoruz. Şu an saçmalık olduğunu kabul ediyor musun? Bu saçmalıktan çok mutluyum. Yani neden? Çok mutlu bir sebep çıktı içinden. Murat içmedi, Adnan da içmedi. Özür dilerim. Ben de ayağı kırıklığına uğramış durumdayım. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben de böyle bir erkek istemem doğrusu. Hiç sorgusuz, sualsiz dediğim her şeyi yapsın. Mantıksız, mantıklı kullanmasın. Buradan her dediği yapılacak anlamına gelmiyor. Yani ben her dediğini yapacağım demiyorum. Bu sadece buradaki bu platformda ve birbirimizi tanırken buradan sadece bir çorbayı içip içmemekten bir mutsuzluk, bir karşı tartışma çıkmasını istemediğimden kaynaklanan. Ben de ön teker nereye, arka teker oraya diyorum. İşte ona demiyorum. Sana ya söylüyorum. Bence Nur kendisini savunamıyor kesinlikle ve savunulacak hiçbir tarafı yok. Mehtap da daha zeki bir bayan olduğu için arkadaşının sadece savunma pozisyonuna geçiyor. Ve onun söyleyemeyeceği şeyleri kendisi söylüyor. Onu savunmaya çalışıyor. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Sana hiçbir teşekkür lafım yok. Teşekkür ederim de Ceyda'da ama var zaten alakası yok. Kendini yani savunabileceği hiçbir durumu yok. Nur sadece egodan ibaret bir bayan burada. Ama anladığım kadarıyla bunu da bugün anlamış bulundum. Semih kişiliksiz canım, bir erkek ben değil. Ve hiçbir tamam zaman Semih gibi bir erkek, Nur gibi bir kadınla olmayacak. Bu ilişki de bir gün bitecek. Böyle sen noktada. Canım senin gözün karışma var galiba, o yüzden böyle. Yok gözüm yok canım. Belli yani burada ama da sustu. Yani burası kısmetse olur evi, kısmetse yani de olur yani. Belli. Ya şöyle bir fark var bir de Nur'la senin aranda. Mehtap, onu da söyleyeyim. Mehtap göğsünü gere gere ben kıskanç bir kadındım, hep de kıskanırım, her şeyde yaparım demişti. Murat buna rağmen onu sevmişti. Ben de sen de ben uyumlu bir kadınım. Ben böyle şeyler yapmam. Ben sakin bir kadınım. Hayır ben böyle bir şey. Cinderella, Cinderella. Asla tavrım uyumlu bir oydu kadınım, sakinim, hiçbir şey yapmam demiyorum. Kıskanç bir kadınım, evet. Sevdiğim insana da paylaşamam ama benim orada yapmak istediğim farklı bir şeydi. Hazal neydi? Değildi. Neydi? Hala anlatmaya çalıştığım şeyi anlamıyorsunuz. Vallahi anlamıyorum. Herhalde ben de bir gerim var. Ben sadece benim sözümün yani değeri var mı yok denmez mu? Anlatamıyorum galiba. Yok anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Yani herkesin bir doğrusu vardır, bir yanlısı vardır. Anlayan yani var mı burada? Anlayanları kaldırabilir mi bu psikolojiyi? Ne?
Burada bir psikoloji. Ben anladım. Buradaki mevzu dediğime yani, dediklik. Tamamıyla Nur'un Hazal'ı kıskanması. Yani tamamıyla ya bu. Dani sen gözünü seveyim. Karıştırma ortalığı ya. Ne alakası var ya? Kıskançlıktan dolayı yapıldı ve ben burada aslında Hazal'a şaşırdım çünkü bu kadar şey yapılmasına rağmen hala sakinliğini koruyabildi. Başkası olsa bu kadar sakin kalmazdı. Ben takdir ettim. Ben de takdir ediyorum Hazal'ı. Çok uyumlu olan aslında Hazal. Ve yani baktığın zaman ben olsam erkek arkadaşım hasta, çorba yapmış. Ben o kadına teşekkür bile ederim yani. Ne olacak ki bunda? Ya ayrıca. Bir de evet. O var ya. Ben yapamadım, sen yaptın. Sağ ol yani. Arkadaşım. Yani. Sağlıklıydı, hasta falan değildi. İçmedi, bir şey de olmadı. Şimdi efendim madem Nur bu kadar kıskanç bir kadınsın. Bu arada Ceyda seni de unuttum sanma. Senin de yaptığın Allah'tan sen... Benim yaptığım zaten saçmalıktı. Burada ve sen herkes... özrünü dilediğin için fazla üzerine gitmedim. Seni hanımköylü eden benim. Adnan'ın ailesi, abisi, babası önünde hani bu şekilde boynunu büktüren benim. O yüzden özür diliyorum. Bir daha da böyle şey yapmam dediğin için bugün üstüne gitmedim. Hatanı anlayıp. Yoksa senin yaptığın da aynı. Zaten burada yani. Herkes kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkalarına da yapmaz. O yüzden ben... Adnan'a güveniyorum. Bu konuda düşünceli olduğunu da biliyorum. Yani o aşkıma senin çirkin çorbanı ya. İçerken adam bütün ev ıh derken bayıla bayıla içti. Sen adama da bir çorba gelmiş sabah en zayıf yeri de midesi seviyor adam yeme içmeyi. Bunu dürtüken men etmek yani modaya uymak herhalde evet, bilmiyorum. Evet, aynen. Peki Nur madem olmaz. Bu kadar kıskanç bir kadınsın sahip çıkarsın söyledin az önce. Peki Semih elenirse ne yaparmışsın bakalım. Semih'in burada kalma kokusu var gibi geliyor bana. Biraz dikkatli ol. Burada ne? Kalma korkusu. Kalma korkusu mu? Burada kalma korkusu var derken. Nasıl oluyor? Yani gitme diyor. O zaman ne yapardın Nur? Semih gitseydi. Burada ne olacağı belli olmuyor çünkü. Doğru. Bunu diyen insanlar bile değişebiliyor. Evet şu anda öyle bir his var içimde. İstemiyorum çünkü kimseyi. Ona karşı bir şey hissediyorum. Ama bu... Yeni bir haber gelseydi eğer değişebilirdi tabii ki. İmkansız değil hiçbir şey burada. Yani ben de gitsem Semih yeni bir aday evet. Gelse ona karşı bir şey hissedebilir ki bu ihtimaller zamanla. Tabii canım. Kimse kimseye körü körüne bağlanmıyor yani sonuçta. Yani her şey burada kısıtlı bir şekilde yaşandığı için. Burada değil dışarıda da öyle yani. İnsan sevgilisinden ayrılıyor. Çok sevdiğini düşünüyor. Başka biri karşısına çıkıyor bir anda unutuveriyor onu yani. O kadar buraya gelmeden önce hepimizin sevgilisi vardı ona bakarsın. Yani işte sen unutuyorsun bir şekilde biri karşına çıkıyor ve unutturuyor her şeyi. Bazen de unutamıyorum. Ama öyle bir anda unutturmaz. Çabuk unutulmaz yani. Hiç belli olmuyor ya. Eğer yoğun sana da yani. Hiç belli olmuyor. Benden size tavsiye çorba bulursanız için. Ben laf almışım ama. Doğru bir şey bu yani. Nasıl çok doğru. Tıpkı o çorba bulunursa içilmesi gibi ama doğru bir şey. Ama şu an bana yükleniliyor. Burada haksızlık yani. Ben neden? Bu evden gitsem Semih burada kalsa başka birine bir şey hissetme ihtimali yok mu? Ömür boyu bana bağlı bilmiyorum, mı kalacak? Kıskanç kadınım deyip çorbalar içirmeyen bir kadın. Aman hayat diyorsa bilmiyorum. Semih'e söz hakkı öyle böyle. Öyle bir şey demek istemediğini Semih biliyordur yani. Semih'e. Biliyor musun Semih'ciğim öyle bir şey demek istemediğini? Konuşmalardan Semih ne anladın? Semih benim içime biliyor. Şu ana kadar hiçbir şey söylemedim ama güven problemi sana güvenilmiyordu. Kardeşim, demek ki sende varmış. Ben ilişki yaşıyorum. Sen karışma lütfen. Rica ediyorum sana. Yok bu benim fikrim. Yok Semih'e söz hakkı doğuyor burada. Yani o kendi fikri Seda Hanım da ben Nur buradan elenip de gitse ben burada durmam. Açık ve net yani. Ben durmam yani. Herhangi başka bir adayım da yok içeride. Gelebilir. Şu an elensin. Gelebiliyormuş, her şey olabiliyormuş. Ben burada öyle durma meraklısı da değilim arkadaşlar. Ben burada durmuşum, durmamışım, birinci olmuşum, olmamışım. İnanın gerçekten umurumda değil. Nur giderse ben de giderim, bitti. Ama her şey olabiliyormuş evde, herkes gelebiliyormuş. O onun fikri. Ben çıkarsam farklı adaylarla tanışabilir. Bu benim fikrim. Tanışsın, peki. Madem öyle düşünüyormuş. Semih'in de görüşü bu yönde. Yani ben dolduruşa gelmem diyor. Takdir ediyoruz. Ve şimdi Hazal'ın eve ilk girdiği günden beri yaptığı çorbalar, mantılar filan erkekler evinde de yankı buldu. Bazı adaylarımız bunun biraz abartılı olduğunu düşündü. Her nedense bilmiyorum. Bir izleyelim, yorumlayacağız. Güzel konuştuk öyle. Aklı başında bir kız ya. Bir şey böyle. Hani anlayışlı bir insan. Zaten kırmızı odaya çağırmadın diye bozulmuş. Yok hiç anlayıştı. Trip atmadı abi ya. Hiç çok tavrını falan niye yapmadı acaba? Yani. Niye acaba? Sen mi söyledin? Kardeşim ben demedim mi aranızı yapacağım diye. Daha buradayken söyledim ona. Vay. Sen tuvalete gittiğinde dedim ki bak belki dedim oldu da Emre seni kırmızı odaya çağırmadı. Belki dedim çocuk bugüne kadar kırmızı odalardan pişman olduğu için... Bu sefer böyle bir hamle yapacak. Senin ne kadar net olduğunu öğrenmek için çağırmayacak dedim. Ne yapacaksın dedi.
Yo dedi ben çağırmasını o kadar sen çağırmazsa dedi zoruma gitmez dedi. Yalnız Emre bak uyar. Zaten öyleymiş yani. Sen fazla iyi şey izlemiş gelmiş. Yani. Aynen. Düşüncesi öyleymiş zaten. Aa olur mu ya nasıl çağırmak falan dememiş zaten evet, yani. Evet aynen öyle. Allah. Krediyi kendini alıyor da anlat ha orada. Bak uyar iyi izlemiş gelmiş oradakilerin hepsini karşısına alıyor yapmasın. Nasıl karşısına? Ama yani buraya çorba abi. Yapmaya geldiğinde kırmızı odaya gidiyormuş gibi o havalar oradan buradan döndükten sonra filan orada merdivenlerden inerken bir takım şey Mehtap'tan öğrendim. Niye karşısına öğrendim. Alsın ki abi? İşte böyle yaparsa hani böyle herkese hava atıyormuş gibi. Ne İyi de kime hava atsın benimle ilgilenen kaç kişi var ki orada yani bir tane insan var. Seninle ilgilenen derken ona ben şunu yani anlatmaya çalışıyorum. Diğer kızlara böyle gösteriş yaparsa karşısına alır bunu anlat. Gösterişi niye yap? Abi diğer kızlar abi niye yanlış algılasın ki? Biz ya buradan sen giderken sen giderken buradan gülleri götürürken bağırırken biz sana bak, şey mi diyoruz? O ayrı bu yeni giren bir yeni giren bir kızdan bahsediyoruz. Ne farkı abi. Var yeni girenle eski girenin? Bizim fark aramızda ne fark oluyorsa yeni girenle eski girenin orada da aynı fark oluyor. Şöyle söyleyeyim sana. Kendini gösteriyor. Zamanında bilseler de değerini. Tamam ama bu zarar helal verir onu abi. Söylüyorum abi. Avukatlığını yapıyor. Helal olsun. Hayır yapsın ama bak beni anlamıyorsunuz. Bu zarar verir diyorum. İstersen söyleme. Bu benim fikrim. Bence. Murat sen. Bence deyince yırtarım sanıyorsun. Tabii hemen. Tabii öyle. Ne olur sen yeter ki sakız nese olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter.